Ege Hanım, çok teşekkür ediyorum Amerikalı sesiyle bu görüşmeyi kabul ettiğiniz için. Öncelikle HDP'nin biraz da sürpriz sayabilecek seçim başarısının sırrını öğrenmek istiyorum sizden. HDP neyi doğru yaptı da bu %13'lük çok önemli bir sonucu elde etti? Bizim bakımızdan aslında çok da sürpriz sayılmaz bu seçim başarısı. Çünkü parti olarak seçimlere girmek kararı aldığımız günden bu yana her şeyden önce barajı yıkacağımızı, barajı aşacağımızı biliyorduk. Barajın üstünde bir sonuç elde edeceğimize dönük de umutlarımız ve beklentilerimiz kampanya boyunca güçlenmişti. Çünkü bütün kampanya boyunca çok yoğun bir ilgi ve çok yeni bir yönelimle karşılaştık. Bu zamana kadar partimize oy vermeyen çok fazla sayıda Türkiye yurttaşı partimize yüzünü döndü, kampanya çalışmalarına destek verdi. Bu aslında yüksek bir başarı elde edeceğimizin işaretleriydi bizim bakımımızdan. Ama Türkiye'deki egemen siyasi dengeler açısından sürpriz olmuştur. Türkiye'deki statüko bakımından sürpriz olmuştur. Türkiye'de başta AKP iktidarı olmak üzere birçok kesim, birçok devlet partisi kurulan ve uzun yıllar boyunca devam eden dengelerin hiç değişmeyeceğini sanıyorlardı, düşünüyorlardı. Aslında sürpriz daha çok bunu düşünen kesimler bakımından yaşanmıştır. Ama biz şunun farkındaydık, Türkiye son süreçte bir değişim kulvarına girmişti. Suriye'de, Suriye Kürdistan'ında, Rojava'da yaşanan gelişmeler, oradaki Kürt siyasi hareketinin bir demokratik halk hareketi olarak gelişimi, Kobani direnişi ve zaferi, yeni bir dalganın gelişmesine vesile olmuştu. Bundan 3 yıl önce başlayan Gezi direnişi, Türkiye'nin batısında sivil bir demokrasi hareketini, hükümet karşıtı bir sivil demokrasi hareketini ortaya çıkarmıştı. Bunların her birisi aslında doğudan da batıdan da bir değişim isteğinin ve hareketinin ortaya çıktığını gösteriyordu. Bizim sırrımız pek sır denemez belki ama bu değişim hareketine yaslanmaktır. Biz değişim isteyen kesimlerin politik temsilcisi ve sözcüsü olduk. Türkiye'de statükoyu savunan güçler, başta da AKP hükümeti olmak üzere, bu değişim isteğini görmedi. Bu değişim isteğine sırtını döndü. Aksine görmediği gibi bu değişim isteğini bastırmaya, otoriter yöntemlerle, baskıcı yöntemlerle sindirmeye yöneldi. Ve bunun da daha ilerisine gitti AKP hükümeti. Türkiye'de antidemokratik bir otoriter tekçi rejimi inşa etmeye yöneldi. Başkanlık rejimi, başkanlık sistemi hazırlığı bunun en çarpıcı ifadesi oldu, yansıması oldu. Parlamentoyu, yerel demokrasiyi, bu değişim isteğini kapsayan halk temsili mekanizmalarını reddeden gerici bir sistem inşasına yöneldi AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye toplumu da buna tepki gösterdi. Bize gelen oylar bizim bu kadar yüksek bir başarı elde etmemizin nedeni de, iki nedeni de bu sözünü ettiğim şeylerdir. Bir, değişim isteği ve hareketi. Bizim bu değişim hareketine uyumlu olmamız. İki, bu tekçi ve tekçiliğe ve otoriterleşmeye karşı Türkiye toplumunun tepkisi ve bizim bunun karşısında çoğulcu bir siyaseti savunmamız. Biraz da bazı yorumlar vardı. AKP'nin bu kadar büyümesi karşısında güçlü muhalefetin olmayışına bağlı diye. Şimdi uluslararası basında sizin son dönemlerde oldukça etkin bir muhalefet yürüttüğünüzü düşünüyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani o boşluğu HDP dolduruyor mu? Doldurabiliyor mu? Bu o anlama geliyor mu seçim sonuçları bir bakıma? Evet. Bizim seçim kampanyası boyunca sergilediğimiz performans Türkiye'de zaten en canlı muhalefet merkezinin HDP olduğunu gösterdi. Aslına bakarsanız Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminden bu yana Türkiye'deki muhalefet boşluğunu HDP dolduruyor. Mevcut muhalefet partileri, ana muhalefet CHP ve MHP statükonun ve mevcut devlet siyaseti, geleneksel siyaset sınırlarının dışına çıkamadılar. Türkiye toplumunun yenilik ve demokrasi arayışına yanıt veremediler. Biz Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasından bu yana demokratik bir muhalefet, bir ana muhalefet alternatifi olabileceğimizi
kendi hareketimizle ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde oluşturduğumuz başarıyla ortaya koymuş olduk. Ve bu başarı çizgisi ondan sonraki dönemde de devam etti. En son genel seçimlerde Türkiye toplumu aslında en dinamik muhalefet merkezinin ve ana muhalefet adayının HDP olduğunu gördü. Ve biz 2 aylık seçim kampanyası boyunca gerçek bir ana muhalefet partisi olarak çalıştık. Diğer siyasi partiler aslında hükümetle ve siyasi iktidarla radikal bir hesaplaşma ve yüzleşme içerisine girmediler. Daha yüzeysel sadece AKP hükümetinin iktidarının sona ermesini hedefleyen bir seçim kampanyası yürüttüler. Ama biz sadece bunu hedeflemedik. Evet, AKP iktidarının sona ermesini istiyorduk ama biz esas anlamda demokratik bir anayasa, yeni bir demokratik cumhuriyet istiyorduk. Güçlü bir adalet, güçlü bir eşitlik hukuku kurulmasını istiyorduk. Katılımcı bir demokrasi ve parlamenter model istiyorduk. Ve bu temele dayanan bir seçim kampanyası yürüttük. Açıkladığımız seçim beyannamesi çok radikal bir seçim beyannamesiydi. Türkiye'de ezilen, reddedilen bütün kimlikleri, farklılıkları, inançları, halkları kapsayan ve onlara yeni bir eşitlik hukuku, yeni bir anayasa vaat eden bir bildirgeydi. Emekçilerin ve bütün ezilenlerin, kadınların, LGBT bireylerin, çevre, doğa, ekoloji savunucularının, bütün farklılıkların sesini ve taleplerini bulduğu bir seçim beyannamesi açıkladık ve buna dayanan bir muhalefet, ana muhalefet çalışması yapacağımız sözünü verdik. Seçim kampanyası boyunca bu sözümüzü tuttuğumuzu düşünüyorum, buna inanıyorum. Bundan sonra da bu sözümüze bağlı kalacağız. Türkiye'deki ana muhalefet boşluğunu en etkili şekilde dolduracağız. Peki, ya da şunu sormak istiyorum. Siz AKP'nin baskıcı siyasetinden bahsettiniz. Son yıllarda Türkiye'nin en çok eleştirdiği nokta basın üzerindeki kısıtlamalar, düşünce özgürlüğüne vurulan sınırlamalar. Şimdi koalisyon senaryoları konuşuluyor Ankara'da. Sizin partiniz de kilit bir konumda. Bu konuda partinizin yani ne düşünüyorsunuz koalisyon konusunda? Basın özgürlüğü ve medya konusunda da bir rahatlatma olacak mı? AKP'nin de özellikle tek başına hükümet kuramayacağını düşündüğümüzde. Ben bu dönemde AKP hükümetinin çok esaslı bir yenilgi aldığını ve antidemokratik yaklaşımlarını kontrol etmek zorunda kalacağını düşünüyorum. AKP hükümetine çok esaslı bir cevap verilmiştir. Yani dur demek anlamına geliyor bu. Dur, bekle, kendine gel demek anlamına geliyor. AKP hükümeti istese de istemese de kendisine gelmek zorunda. Çünkü Türkiye bir seçim yaptı. AKP hükümetine tek başına iktidar olma hakkı ve yetkisi vermedi. Ve parlamentoya Türkiye'deki bütün farklılıkların, ana blokların girmesini istedi ve sağladı. Meclis kombinasyonuna baktığımızda bütün Türkiye tablosunu görürsünüz. Biz %13.1 aldık. Çünkü Türkiye Kürtlerin parlamentoda olmasını istiyordu. Çünkü Türkiye sol ve demokratik güçlerin parlamentoda olmasını istiyordu. Onun için HDP 13.1 ile meclise girdi. MHP de belli bir oranda, bize yakın oranda meclise girdi. Türk milliyetçilerinin de olmasını istiyordu. CHP de mecliste yine kendi varlığını, oy oranını koruyarak yer almaya devam etti. Çünkü Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulan ilk partisinin de bu mecliste olmasını istiyordu. AKP'nin de mecliste kalmasına, birinci oy oranıyla çıkan bir parti olarak mecliste kalmasına izin verdi, onay verdi. Ve AKP hükümeti artık bu seçim sonuçlarından sonra dün konuştuğu gibi konuşamaz, dün davrandığı gibi davranamaz, dün düşündüğü gibi düşünemez. Böyle düşünse bile düşündüklerini uygulayamaz. Basına, sadece basına değil yargı üzerinde de gerçekten bağımsız olması gereken bütün kurumları AKP hükümeti bağımlı hale getirme operasyonu düzenledi. Yargıyı bağımlı hale getirmeye dönük çok ciddi operasyonlar düzenledi. Basını bağımlı hale getirecek çok ciddi operasyonlar düzenledi. Bunların hiçbirisini sürdürme şansına ve olanağına sahip değildir. Yani her şeyden önce biz buna izin vermeyiz.
meclisteki diğer partiler, başta da bizler HDP olarak buna izin vermeyiz. Çünkü artık özgürlüklerin çok daha güçlü savunulabileceği bir temsiliyetle biz meclise girdik. Dün 35 milletvekiliyle aslında çok sıkı bir muhalefet, sayımız az olsa bile etkisi yüksek bir muhalefet yaptık. Ama bugün 80 vekille o mecliste yer alacağız. Ve hiç kimse bizi çiğneyerek o özgürlükleri hapsedemez. Basın özgürlüğü başta olmak üzere. Çünkü her toplumun mutlaka ve mutlaka en fazla ihtiyaç duyduğu şey siyasi sosyal yaşamında gerçeklerdir. Düşünce özgürlüğüdür. Herkesin düşüncesini, fikrini sınırsızca savunabilmesi hakkıdır. Bu temel hakkı gözetmeyen hiçbir siyasi iktidarın ömrü uzun olmaz. AKP hükümeti de bu zamana kadar ömrünü, yaşamını sürdürebildi. Son 4 yılda basın üzerinde ve yargı üzerinde baskılarını çok daha arttırmıştır AKP hükümeti. Bu baskıların ömrü de bu kadar oldu. Daha fazla sürdürme şansına sahip değil. Bunun karşısında çok güçlü bir, artık AKP karşısında biz düne kadar barajın altındaydık. Bugün bizim karşımızda baraj vardı, temsiliyet barajı vardı. Bugün AKP hükümetinin karşısında bir özgürlük barajı var, özgürlükler barajı var. Ve onu aşmasına izin vermeyiz. Peki demin Suriye konusuna değindiniz. Hükümetin Suriye konusu çok eleştirildi, hem iç kamuoyunda hem de dış kamuoyunda. En son Amerika Başkanı Barack Obama da Türkiye'nin Suriye konusunda cihatçı geçiş konusunda yeterince elinden geleni yapmadığını belirtti. Peki partinizin hükümetin Suriye politikası konusunda tutumu nasıl olacak? Ne tür bir değişiklik yapmayı düşünüyorsunuz hükümet üzerinde, siz HDP olarak? Biz bu zamana kadar Suriye'ye dönük savaş ve işgal planlarının hep karşısında olduk. AKP hükümeti bu zamana kadar aslında Suriye'ye müdahale ve işgal planları yaptı. Hatta bunun için çok tehlikeli planları ve oyunları devreye koydu. IŞİD de bunlardan birisidir, en başta gelenidir. Kendisi doğrudan işgal yoluyla, asker gönderme yoluyla Suriye'ye giremedi. Ama IŞİD gibi bir taşeronu besleyerek, destekleyerek, güçlendirerek aslında Suriye'nin içine müdahale etti. Ve biz aslında AKP'nin Suriye'ye işgal ve müdahale planı karşısında en aktif tutumu alan parti ve siyasi güç olduk. Çünkü IŞİD'e karşı mücadele ettik. Bizim uzantılarımız, düşünce olarak da, bir gövde olarak da parçamız olan güçler, Kürt özgürlük güçleri bugün Suriye'de Türkiye hükümetinin işgal planına karşı en etkili mücadeleyi yürüten güçtür. IŞİD'in bölgede bir kaos yaratma saldırısına, kaos saldırısına karşı mücadele eden, direnen tek etkili güçtür. Tabii ki çok ciddi anlamda bir yalnızlaşma durumu da yaşadık. Yani bir taraftan YPG, YPJ güçleri Suriye'de IŞİD'e karşı mücadele yürütürken, Irak'ta IŞİD'e karşı mücadele yürütürken, bizler de Türkiye cephesinden buna destek verdik. Kobani direnişi döneminde çok bunun etkili bir dayanışma. Bunun ödülü döndü mü size siyasi olarak? Çünkü bölgede göreceğimiz Kobani'nin Kürt oylarına çok büyük etki yaptı. Zihinsel ve duygusal anlamda çok büyük etki yaptığı söyleniyor. Katılıyor musunuz? Evet. Kobani direnişi ve bizim Kobani direnişinde IŞİD'e karşı verdiğimiz mücadele seçimlerde Kürt oylarının neredeyse tamamını almamıza yol açmıştır, vesile olmuştur. Bugün AKP hükümeti bölgede silindi. Yani çok temsili varlıklar da yer alıyor. Toplasanız bir elin parmağını bile bulmaz vekil sayısı. O da bölgedeki militarist güçler, polislerin, askerlerin oylarıyla elde edilmiş vekillerdir. Kobani direnişi kesinlikle Kürtlerin hem bölgede hem de Türkiye genelinde bize destek vermesinde çok yönlendirici oldu. Evet, bir ödül denebilirse bir ödülünü aldık ama ödül olmanın ötesinde çok doğal bir karşılıktı bu artık. Çünkü Kürtler şunu istiyor, aradan 100 yıl geçtikten sonra yeni dengeler, yeni bölgesel planlar yapılırken Kürtlerin artık üstünün çizilmemesi gerektiğine inanıyor. Ve artık Kürtler bölgede çok ciddi bir güç, bölgesel bir güç. Kendi varlığını, bir halk olarak varlığını ve iradesini tarihe yazmak istiyor.
Ve buna da hiçbir güç engel olamaz. Bugün bütün dünyanın görmesi gereken şey budur. Artık yok edilemeyecek, inkar edilemeyecek, örgütlülüğü aşılamayacak bir halk gerçeği var. Uzun yıllardan sonra Türkiye devletiyle yaşadığımız en temel çelişki de bu zaten. Yani Türklerin varlığını bölgesel düzeyde ve Türkiye çapında, Türkiye sınırları içerisinde kabul etmediği için AKP hükümeti bir yenilgi yaşadı. Bölgedeki bütün devletler aslında Kürtlerin varlığını kabul etmeyen devletler yenilmiştir. Suriye devleti de buna dahildir. Irak devleti de böyledir. Aynı şey İran ve Türkiye açısından da geçerlidir bence. Kürtlerin bölgesel varlığını reddeden, baskı, zor ve imha yoluyla yok etmeye çalışan bütün devletler, bütün yönetimler yenilgiye mahkumdur. Bugün AKP hükümeti de aslında böyle bir yenilgi aldı. Kobani'de de sizin zaferinizin açıklandığı saatlerde kutlamalar oldu. Büyük kutlamalar oldu Kobani'de. Bilmiyorum siz yoğundunuz, belki takip edebildiniz mi? Ve Antep gibi bir yerden de iki milletvekilinin çıkarılması da bir cevap olarak görünüyor. Evet, evet. Bu zamana kadar bize yasaklanan, bizim giremediğimiz birçok kritik hattan biz vekil çıkardık. Antep'ten iki vekil çıkardık. Sadece Kürt oylarıyla değil tabii ki, yanlış anlaşılmasın. Bize Türkler de çok oy verdi. Kaydeder düzeyi. Yoksa biz başka türlü 13.1 gibi bir sonuca ulaşamazdık. Batı'dan da Kürt olmayan yurttaşlarımızdan da Türklerden de ciddi oranda oy aldık. Antep'te de sadece Kürt oylarıyla seçilmedi iki vekilimiz. Erzurum gibi bir yerde örneğin. Orada çok Türklerden oy almadık. Kürtler, Erzurum'un Kürtlerinden aldık daha fazla oyu ama Urfa'da örneğin çok ciddi bir başarı elde ettik. Kürtlerin ve Arapların bir arada yaşadığı bir yer. AKP sadece bir vekille yetinmek zorunda kaldı. Tamamını biz aldık Urfa'da. Başkaca halklardan da gerçekten çok ciddi bir yönelimle teveccüh var partimize dönük. Bu çok önemli bir şey. Yani Türkiye zaten bunu istiyor. Yani bizler de örneğin HDP olarak dar Kürt milliyetçiliğine dayanan bir siyaset yapmıyoruz. Halkları birleştiren, Türkiye'deki bütün ulusal farklılıkları, inançsal farklılıkları birleştiren, eşitlik hukuku temelinde bir araya getiren, ortak bir yurt temelinde bir araya getiren bir siyaseti savunuyoruz. Bunun koşulları mümkün. Türkiye halkı aslında buna hazır. Hazır olmayanlar da çok hızlı bir şekilde hazırlanabilir. Sadece siyaset hazır değildi. Hazır olmayanlar da aşıldı. AKP hazır değildi örneğin buna. Diğer siyasi partiler hazır değildi. Ama bizim bu yükselişimizle onlar aşıldılar önemli oranda. Ben şuna inanıyorum, HDP yükselişini sürdürecek. Çünkü Türkiye'de artık insanlar yeni bir sistem istiyor, yeni bir yaşam istiyor. Yerel demokrasilerin olduğu, gerçek anlamda bir demokrasinin kurulduğu bir Türkiye istiyor. Ve bu istekte kendisine bir yol bulacak. 7 Haziran'da bir yol buldu. Bundan sonra da kendisine bu istek bir yol bulacak.